Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda Puppy Playtime isimli harika bir oyun var. Ve bu oyuna dair arkadaşlar birbirinden güzel gizemler, uydurmasyonlar ve onun dışında yalan dolan internette gezmeye devam ediyor. Benim en gıcık olduğum şey arkadaşlar, internetten bir sürü sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. Ama onun dışında bir sürü sağlıksız bilgi de elde edilebilir. Çünkü oyunların içine biliyorsunuz bir sürü mod ekleniyor, bir sürü şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ve oyunda var mı yok mu bir sürü insanın aklı karışmaya devam ediyor günden güne. Bugün yanımızda Kübra Nisa, Pratik Oyun ve Handaş kardeşlerimiz var. Herkes hoş geldi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, bu canımız dostlarımız da handaşlarımız. Yine bir gizemin peşindeyiz. Elime bir görüntü ulaştı handaşlar. Doğru mu değil mi hep birlikte izleyeceğiz. Eğer bu doğruysa gerçekten Puppy Playtime evreninde büyük bir farklılık oluşmuş olacak. Çünkü handaşlar Puppy Playtime'ın ilk oyununda kisimisi herhangi bir yerde gözüküyormuş. Evet, yanlış duymadınız. Elime böyle bir görüntü ulaştı. Kübra'cığım, sen daha önceden kaç defa oynadın ben de birlikte canım Puppy Playtime'ı? Daha önceden biz senle hiç gördük mü kisimisiyi? Hayır, görmedik. Hatta bayağı da araştırdık ama. Evet, öyle acaba bir şey yoktu. Acaba nerede? Var mıymış ki acaba? Ya bana da denk gelmedi. Kübra, birlikte oynadık diyorum. Bu arada arkadaşlar lütfen videomuza like atmayı unutmayın ya. 2 saniyenizi ayırın. Like atın ki o like butonu yanıyor biliyor musunuz? 10K'yı geçince alev çıkıyor arkadaşlar. Ben daha önceden gördüm. Lütfen sizler de görün yani. Like attığınızda yanıyor o buton. Evet, canlarım ciğerlerim. Şimdi daha fazla beklemeden oyunun görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. Çok dikkatli izleyin canlarım ciğerlerim. Çünkü gerçekten bunlar gerçek mi değil mi? Birazdan Puppy Playtime üzerinde efsane şekilde deneyeceğiz. O zaman görüntümüz gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımız Puppy Playtime oyunu içerisinde şu anda koşturuyor. Arkasına bakıyor. Hugi Wugi. Her şey normal. Evet, buradan da kaydı. Sağa doğru döndü. Devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyor. Koşturuyor. Evet. Burası oyunda en sevmediğim yer bu koridor arkadaşlar. Çünkü şuradan bazen eğilerek geçemediğim noktalar oluyordu. Özellikle gerçek VR'da oynadım. Bayağı korkunçtu. Buradan da geldi. Sağ tarafa baktığımızda tabii ki Hugi Wugi gelecek yavaş yavaş. Evet, buradan kaçtı, koştu, bir şeyler yaptı. Arkasına doğru baktı. Hugi Wugi onu takip eder durumda. Ve yukarı çıkmaya devam ediyor doğal olarak. Ve şimdi kayacak arkadaşlar. Kay abi, harikasın. Kaydık ve arkasına doğru döndü. Ve burada arkadaşlar oyunun modunu aldı. Ve şunun içine girdi. Aha, burada kisimisi bizi karşılıyor. Evet. Nasıl oldu bu? Şimdi arkadaşlar sizlere sormak isterim. Oha, sizce bir dakika, gerçekten yani bak şimdi arkamızdan neden buna kisimisi diyorum diyeceksiniz ki abi üstü başı siyah bu nasıl kisimisi diyeceksiniz. Belki başka bir Hugi Wugi çeşidi de olabilir. Henüz daha karşılaşmadığımız. Sonuç olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kutunun içerisinde bir tane arkadaşlar Hugi Wugi cinsi bir yaratık var. Bu mod mu değil mi tam olarak bildiğim bir şey yok. Biraz geriden tekrardan alıp oynatacağım. Kutunun üzerine doğru geldi arkadaşlarım ve içerisine girdi. Ve burada gördüğünüz gibi Hugi Wugi ya da Kisimisi hangisini seviyorsanız ki bizi zaten Hugi Wugi takip ettiğine göre aynı anda başka bir yerde olamaz. Bu Kisimisi olması lazım. Orada yukarıda bekliyor arkadaşlar. Birazdan oyunun içine gireceğiz ve biz de tabii ki arkadaşlar artık oyunun her şeyini didik didik ede ede oyun içerisinde biz de böyle rahat rahat gezebiliyoruz ve çok dikkatli bir şekilde bakacağız. Bu kadar mı abi diyeceksiniz? Hayır arkadaşlarım. Geçenlerde ben bir video çekmiştim. Yaklaşık 2 ay olmuş mudur Kübra? Olmuş olabilir evet. Evet, 2 ay olmuştur arkadaşlar. 2 ay önce çektiğim videoda şöyle bir şey söylemiştim. Puppy Playtime'da arkadaşlarım merak ettiğiniz bir şeyler varsa bana yazın. Ben de onları dikkatlice inceleyeyim. Oyunun arkasındaki duvara girebiliyorum. Başka yerlere takılabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum. Merak ettiğiniz odalar varsa bile hep birlikte bakalım dedim. Kardeşlerimizden gelen yorumlardan 2 tanesi çok şaşırttı beni. Arkadaşlar normalde Puppy Playtime oyununda 3. bir el olduğu söyleniyor. Normalde biliyorsunuz mavi renk, kırmızı renk eldivenlerimiz var. Bir de 3. bir 5 yaptım da 3. bir el varmış arkadaşlar. Bu 3. elimizi abi şurada gözüküyor. Şurada göstereyim ben yine sizlere arkadaşlarım. Zaten daha iyi anlayacaksınız. Sizlerde olma ihtimali var. Ama yeri de yazılmış. Abi git buraya göreceksin diye onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım burada mavi renk bir eldiven var. Kırmızı var. Bir de yeşil var. Yeşil 2. bölümde de çıkabilir. Ama olduğuna dair çok büyük teoriler var. Hatta bir tane arkadaşlar Hugi Wugi'nin elinin çıktığı bir yer vardı ya. Böyle eli sallanıyordu. Bize doğru selam verdiği bir yer vardı ya. Onun karşısındaki odanın en altında o yeşil silah varmış arkadaşlar. O da alınabildiğini söylüyorlar. Birazdan deneyeceğiz.
Bir de arkadaşlar, oyuna ilk girdiğimiz ekranda duvarın altına inersek eğer yüzleri çizilmiş resimlerdeki insanlar olduğunu söylüyorlar. Bunların hepsini şimdi oyuna girip inceleyeceğiz. Başka bir şey var mı aklınızda arkadaşlar? Onlara da bakabiliriz. Vallahi bunlar bile beni şok etti ya. Evet. Bugün çok Kübra, bugün çok çalıştım. Handaşlardan bol bol like bekliyorum yani. Ama böyle şeyler olduğunu hiç bilmiyordum. Şoktayım yani. Evet. Handaşlar lütfen bol bol like atmayı unutmayın. Aşırı derecede emek vardır. Aşırı derecede zaman vardır. Ondan dolayı bu güzel zamanı like'la değerlendirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Videoya geçelim. Yemin ediyorum arkadaşlar, öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar diye gerese mi geldi? Çünkü tekrardan oyun ekranı açılınca öyle bir şey oldum. Evet, Kübra Pratik ve arkadaş kardeşlerimiz yanımızda olduğuna göre play diyelim arkadaşlar. Ay Kübra, hatırlıyor musun? İlk başladığımızda nasıl bir duygu vardı içimizde ya. Böyle çok üzülüyorduk ya. Diyorduk ki korkacağız mı şimdi, ağlayacağız mı? Nasıl bir oyun bu diye çok korkuyorduk. Allah'tan o kadar fazla korkutmadı arkadaşlar bize Puppy Playtime. Evet, korktuğumuz noktalar tabii ki oldu ama ödümüz patlamadı en azından. Evet, şimdi arkadaşlar çok fazla merak edilen şeylere bakmaya başlayacağız. Oyunumuzun da görüntüsü loading ekranından sonra gelecektir. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi yine güzel bir şekilde Puppy Playtime fabrikasındayız. Pratik oyun görüyor musun abi? Yes. Yes, görüyorum, tamam. Görüyorsunuz. Kübra da görüyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Süper. Şimdi canlarım, ciğerlerim. Buradan kaset alıp takmanıza ya da herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar ben oyun içerisine duvarların arkasından da rahat bir şekilde gezelim diye bir mod yüklemiştim geçen aylarda. Ona tekrardan yükledim ve şimdi ilk olarak şu resimler konusuna geleceğim arkadaşlar. Şu gördüğünüz duvarın altında resimler varmış arkadaşlar. Hatta şu Like Bron yazıyor ya, sağlıklı yaşam denilen şey var ya buradaki posterde. Bunun altında arkadaşlar resimler vermiş, belli başlı insan figürleri vermiş. Onların yüzleri kara kalemle ya da kalemle çizilmişmiş. Bakacağız doğru mu değil mi, hep birlikte göreceğiz. Bunun için tabii ki ilk olarak arkadaşlar oyunumuzu bir durdurmamız lazım. Ondan sonra oyunda güzelce gezme modunu almamız lazım. Biz şu anda arkadaşlar eldiven almadığımız için oyundaki karakterimiz gözükmüyor. Zaten oyunda bir karakterimiz de yok. Sadece iki tane elden ibaret. Belki ikinci bölümde bir karakter tasarlayabilirler bununla alakalı ya. Ben de yıllardır çünkü Half-Life oynuyorum ve karakter nasıl bir şey diye çok merak ediyordum. Ondan sonra Gordon Freeman'ı falan görünce bayağı mutlu olmuştum. İnşallah buna da yaparlar. Evet. Oha. Bir dakika. Bu ne ya? Abi bir dakika, gerçekten yüzleri karalanmış. Posterler var. Oha Oğuz, bu ne, ben şok oldum şu an. Bir dakika abi, gerçek insan bunlar. Evet. Baksana kulağı falan. Handaşlar bunlar gerçek insan ve yüzleri gördüğünüz gibi çizik çizik. Arka taraflarına bakacak olursak herhangi bir şey yok. Sanki handaşlar, yani bu adamlar hani Puppy Playtime fabrikasıyla alakalı bir şeyler yapmışlar da ondan dolayı yüzleri çizilmiş gibi bir görüntü var. Evet, şöyle ileri doğru gidecek olursak ileride de aynı şekilde arkadaşlar yüzleri yine karalanmış belli başlı insan figürleri görüyoruz. Galiba daha deminkilerin aynılarına benziyor. Aynıları mı? Evet, aynılarıymış. Toplamda 4 kişi var arkadaşlar anladığım kadarıyla. Bu 4 kişinin resmi çok güzel bir şekilde karalanmış durumda. Evet. Bu arada oyunda henüz daha gidemediğimiz yerlerin de resimleri şu anda harita içinde belli başlı kısımları açılmış durumda. Evet, böyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Harbiden şaşırdım ben. Kübra, sen biliyor muydun böyle bir şey olup olmadığını? Hayır. Ya bana aslında bunu çok önceden yazmışlardı. Ama ben bulamadığım için herhalde şey demiştim, sahte demiştim. Ya öyle bir şey yok falan diye düşünmüştüm. Evet, bazen insan arkadaşlar öyle bir şey oluyor ya. Hani niye bu duvarın arkası? Yani neden acaba? Yorumlara bunu sormak istiyorum. Lütfen cevap verin sizler de kardeşlerim. Yani neden duvarın arkasında insanların göremeyeceği bir yere böyle belli başlı posterler koyup başka birine bir gönderme mi yapmaya çalışmışlar? Bunu lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Aşırı derecede merak ediyorum. Evet, şimdi tabii ki tekrardan karakterime geri bağlanacağım. Her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Arkadaşlar ikinci merak edilen konu tabii ki de bu yeşil eldivenle alakalı olan konu. Ona bakacağız. Güzelce kapımızı açalım. Evet, şu kaseti takalım. Evet, güzel. Aynı anda iki ya kaset acaba oynatalım. Acaba var mı? Çok merak ediyorum, biliyor musun? Kübra, ben de bayağı merak ediyorum. Eğer varsa, gerçekten yeşil bir eldiven varsa onu almanın da bir yolu vardır, ben sana söyleyeyim. Fakat o kutunun üzerinde gerçekten arkadaşlar yeşil renkte
eldiven eli yani şekli var. Fark ettiyseniz bu kesinlikle gerçek bir şey yani. Bu ikinci bölümde karşımıza çıkacak bir şey olabilir. Ama o elin ne yararı olur Kübra? Üçüncü bir elin bize ne yararı olur mesela? Yani bilmiyorum ki. O da saçma olur gerçi ama. Üçüncü el nereden olacak? Kafamızdan mı çıkacak? Kanka bilmiyorum. Belki bir eli çıkartıp onu takıyor olabiliriz. Ben de tam olarak bilmiyorum. Değil mi? Üç kollu. Üç kollu. Garip bir şey. Zaten buradaki tanıtım filminde de andaşlar göstermiyor. Çok iyi biliyorsunuz hepiniz. Belki bazılarının eldiveni bozulduğu için onu takıyor da olabilirler. Bir dahaki bölümde açıklanacak şeylerden bir tanesi olabilir. İkinci bölümü de dört gözle bekliyoruz gerçekten. Puppy Playtime Chapter 2'ye en kısa zamanda bekliyoruz. Evet, ilk eldivenimizi aldık. Güzelce andaşlar koyduk burada yerine. Bir de buradan normalde çıkmak için Kübra şuraya çıkmak gerekiyormuş. Ben her defa duvara atlıyorum. Evet, merhaba canım. La çok özlemişim seni ya. Evet, tekrardan ilk bölümde de göstermiştim fakat bir kez daha göstermek istiyorum. Canım kardeşlerim, burada Hugi Bugi'nin gözünde kimse yok abi. Alın buyurun. Yani gözünde abi biri daha var falan yazanlar var. Buyurun arkadaşlar, gözünde kim var? Hani Photoshop, Photoshop. Yani şöyle içi de boş ha, onu da göstereyim. Yani bu duygusuz bir şey. Bak, cansız, cunsuz bir şey. Bütün evet, her şey alınmış. Yok. Anahtar deseniz anahtarı da yok bunun. Nerede anahtar? Bak anahtar yok. Sonra kafasına göre çıkartıyor. Dur bir dakika. Tam eldiveni çıkartırken seni yakalayacağım oğlum. Sen görürsün şimdi. Evet. Oğlum bu kadar hızlı olunur mu ya? Adam anahtarı şık diye çıkarttı yemin ediyorum. Evet ver canım ver. Tamam hadi uzatmayayım senin şeylerini. Açtık. Bu arada arkadaşlar şu arkadaki odalara ilk bölümümüzde girmiştik. Puppy Playtime'ın gizemleriyle ilgili çektiğimiz videoda. Eğer izlemek istiyorsanız orada da neler olduğunu görebilirsiniz. Bu arada gerçekten arkada odalar var. Onları da detaylı bir şekilde zaten videomuzda anlatmıştık. Kesinlikle izleyin ilk videoyu da eğer ki merak ediyorsanız duvarların arkasında ne olduğunu görmek istiyorsanız. Abi. Efendim canım. Abi şimdi üçüncü el var ya. Evet. Abi bence üçüncü el hani üçüncü gözde olur ya. Üçüncü göz gibi bir işe yarıyor olabilir. Bakacağız. Dora ben de merak ediyorum açıkçası. Göreceğiz bunu. Ha arkadaşlar bakın buradaki şey çok güzel. Fark ettiyseniz eli orada duruyor. Biraz yaklaşırsam bütün film kopacak. Ondan dolayı şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada aslında Hugi Bugi nasıl duruyormuş abi. Bakın el burada ya. Birincisi zaten eli şuradan kopuklu abi. Burada büyük bir hata var, uzaktan gözükmüyor. Onun dışında burada Hugi Bugi evet gerçekten var ama nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Aa böyle armut gibi duruyor. Evet, animasyonla uğraşanlar kesinlikle biliyordur. Şu pozisyonu da T position olarak geçer. T pozisyonu yani elleriniz yana doğru açık bir şekilde. T harfine benzer bir pozisyonda durur genelde animasyon karakterleri ilk başlangıçta. Burada da hatta duvarın içinden geçmiş bir Hugi Bugi görmekteyiz. Evet, böyle tatlı şeker mi şeker, tatlı mı tatlı karakterimiz buraya gelmiş. Buradan el sallıyor. Zaten buradan kaçabileceği bir yerde yok yani dümdüz oda devam etmesi lazım bizimle birlikte. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci bölümümüze. Kardeşlerim demiş ki abi Hugi bugün elinin çıktığı yerin karşısındaki odanın en alt zemininde o yeşil eldivenin olduğu bölüm varmış. İlk birlikte giriyoruz. Evet zaten bayağı bir karanlık, hiçbir şey göremiyorum ben doğru düzgün. Ama yine de ineceğim, eğer bir şey varsa arkadaşlar göreceğiz diye düşünüyorum. Evet şu an görmüyorum hala bir şey. Kübra siz görüyor musunuz? Yok, yok, karanlık gözüküyor. Evet şurada bir şey mi var desem, yok. Hiçbir şey. Oğlum yok lan bir şey. Valla kandırıldık şey ya. Çıkmasın. Yok şey abi çıkmasın. Şu an en alt kattayız. Hiçbir şey yok handaşlarım. Yani zaten silahın alınabileceği bir yer de değil burası. Tamamen neden yapıldığını bilmiyorum fakat. Tekrardan söyleyeyim. Yani bu odaların içerisine zaten oyun içinde asla giremiyorsunuz. Fakat neden yapıldığını da maalesef ki bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada karakterimi merak eden kardeşlerimiz için de göstereyim. Aha karakterim bu. Bundan ibaret. Biz buyuz. Çak beşli kankana. Evet, biz yokuz aslında. Sadece eli var. Aynen sadece eli var. Burada da arkadaşlar yaklaştığımızda zaten Hugi Bugi'nin eli kaçıyor. Tamamen yok oluyor burada Hugi Bugi. Duman çıktı. Devam ediyoruz. Şimdi Kübra'cığım son bölümde sizle şöyle bir şey konuşmak istiyorum. Sizce gerçekten arkadaşlar en sonunda kisimisi çıkacak mı çıkmayacak mı?
Ay bilmiyorum ki, inşallah çıkar ya. Ya çok garip olur ama ben hiç beklemiyordum, çok şaşırırım. Ben de bayağı... Çıkarsa büyük sürpriz olacak bence. Şunların ikisini takalım hemen. Taktık. Evet. Bu arada arkadaşlar ilk bölümde şuradaki Hugi Bugün'ün de yanına gittik. Eğer kesinlikle merak ediyorsanız izleyin. Bu bölümde de aynı yerlere gidip zaman kaybetmeyeceğim. Ama ilk bölümde zaten gösterdik. Ondan dolayı birinci bölümü de izleyin. Hemen şu karşımdaki, şuradaki, karşımdaki köşedeki ünlem işaretine basarsanız rahatlıkla gidebilirsiniz. Gizemler hakkında çok güzel bir video çekmiştik orada da. Evet, şöyle bakıyorum. İki tane aldım mı ben? Almadım lan. Bir galiba şey aldın, gördüm. Ben bir tane aldım galiba. Kırmızıyı mı aldım? İki tanesini taktık abi. Oğlum. Ya oyunun nasıl bir algoritma şeyi varsa, adam ne kadar uğraştıysa her defa ayrı bir yerde çıkıyor. Bir kere de aynı yerde çıksa şaşıracağım ya. Her defa şu şalterler ayrı yerde çıkıyor. Yani oyuna 70 tane son falan bile ekleyebilirler adamlar. O kadar iyi çalışmışlar. Evet, bir tanesi eksik. Sarı olan nerede? Arkadaşlar sarıyı gören olursa söylesin ha, benim gözümden kaçıyor da olabilir. Tamam. Bulamaz ki, bulamaz ki. Yok, bulamıyorum zaten, söyle. Ha şurada lan, oha. Vallahi helal olsun. Acaba biz o sıradayken Hugi Hugi buraya gelip arkadaşlar oyuncakların yerlerini falan mı değiştiriyor her defa, ne yapıyorsa? Olabilir. Olmaz diye bir şey olabilir. Evet. Bak burada demiş ki unutma, hiçbir şey kırma diyor. Ama Hugi Hugi sen bizim kalbimizi kırdın be. Vay be. Getir babacım, getir. Getir de bakalım kisimisi var mıymış gerçekten. Çok merak ediyorum onu. Evet, aldık ikinci eldiveni de. Ay çok heyecan bastı. Hadi artık arkamız, gel artık gel. Canım tamam, burada gelmeye çalışıyorum. Gidiyorum. Ya var mı acaba ya? Hemen şuradan gidelim. Kaydık aşağı kadar. Bir de varsa acaba hareket ediyor mu sonradan? Arkana bak. Arkana bak derken? Ne bileyim, geliyor mu? Kanka niye gelsin burada? Burada gelmiyor Pratik. Unuttun mu? Pratik niye gelsin burada kanka? Ya belli olmaz. Yok yok. Her gelmiyor. Şey olabilir. Arkadaşlar bu arada ilk videomuzda şunların arkasına da baktık. Haberiniz olsun. Ya bu oyuncaklar nereden geliyor merak ediyorsanız. Hepsini tek tek detaylıca inceledik, gösterdik. Arkalarda neler var, neler yok. Hepsini gösterdik. Kesinlikle videoyu izleyin yani. İlk bölümde bayağı iyi şeyler çekmişiz Kübra biz ya. Düşündüm evet de mi? Evet ya, gerçekten de öyle, doğru. Evet. Aynı ikinci bölümdeki gibi arkadaşlar. Nasıl şu an taş gibi bir videoyla karşı karşıyasanız ilk bölümde de aynı şekildeydi. Evet, yavaştan yukarı doğru çıkıyoruz. Çıktık, 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 çıktık. Evet, güzelce geldik, çektik bunu. Elektriğimizi alalım. Ver canım elektriği. Ver coşkuyu. İlla buradan önce şunu yapacağız. Artık ezberlediğimiz için arkadaşlar rahat rahat yapabiliyoruz. Wii! Aa, ilk defa ölüyordum lan. Çok fena atladım ha. Gelmedi mi daha elektrik? Oha, elektrikten bile hızlıyım. Elektrik. Evet. Güzel arkadaşlar, gözleri falan açıldı bu abilerimizin. Bu tatlı abilerimizin gözleri falan açıldı. Şimdi arkadaşlar bir adet oyuncak bekleniyor tabii ki. Çekelim, oyuncaklar gitsin. Buyurun 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 buyurun. Evet. Solid bir şekilde arkadaşlar ileri doğru gidiyor yavaştan. Çabuk gel canım ya. Her defa bekletiyorsun beni. Evet, bu arada merak eden kardeşlerimiz varsa diye şöyle göstereyim arkadaşlar ben de sizlere. Bunlar tamir sürecinde ne yapıyor? Yani içeride gerçekten bir şey var mı diye merak edenler var. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle sıralamaya kendi kendine oyun soktu. Buradan böyle getiriyor yavaştan. Şimdi ikinci bölüme gideceğiz. Burada normalde toplaması lazım. Bakalım içeride bir toplama süreci oluyor mu? Evet, oyuncaklar. Gelin abi. Evet, hepsi yok oluyor arkadaşlar şurada.
Ve bir sonraki çıkış kısmında oluşacak herhalde. Burada oluşturacağını düşünüyorum. Oluşturdu mu? Yok. Ne oldu lan? Nereye gitti mi? Evet. Aa, taramaya gitmiş bu çoktan ya. Ben hiç fark edememişim. Evet arkadaşlar, oyuncağımız burada. Biz de bu sırada burada karakterimiz durmakta. Güzel bir şekilde. Tekrardan kendi karakterime şöyle geçiş yapayım. Şimdi oyuncağımızı alacağız ve devam edeceğiz. Bu arada oyuncağın tipi de çok tatlı değil mi ya? Çok masum duruyor. Evet ya. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Hakan ağacım özellikle. Tabii. Senin için söyleyeceğim. Yeni chapter 2 ne zaman gelecek? Biraz detay versene ya. Çok heyecanlıyım ben bu konuda. Benim gibi bir sürü kardeşimiz bekliyor böyle. Yakında yani arkadaşlar, birkaç hafta içinde hatta gelecek. Evet aynen. Birkaç hafta içerisinde Poppy Playtime chapter 2 bizlerle birlikte olacak deyip küçücük böyle bir mesaj vereyim arkadaşlarımıza. Peki arkadaşlar, bir şey daha söyleyeceğim Hakan ağacım. Chapter 2 geldiğinde sen canlı yayın açacak mısın? Hani böyle evet, hep beraber girip o heyecanı yaşayacak mıyız? Arkadaşlar direkt canlı yayından sizlerle paylaşacağız bu arada. Bunu da Kübra'nın hatırlatması çok güzel oldu. Direkt ben arkadaşlar canlı yayında her şeyini didik didik edeceğiz. Hep birlikte inceleyeceğiz, oynayacağız. Çözmeye çalışacağız Chapter 2. Acaba bir kadar zevkli oldu mu olmadı mı, bunları da konuşacağız. Tabii ki hepimizde büyük heyecan var. Bakalım. Bekliyoruz. Geçiyor mu? Buradan geçemezsin. Adam bana baka baka geçti ya. Ne var lan? Ne var? Tamam Reis, kızma ugi, ya. Ugi ugi. Sarılık sarılık. Bak, ben sarılırım. Bak, bak, nasıl sarılmayı gidiyor? Çok severim. Evet arkadaşlar, normalde büyüyorsunuz. Burada ne kadar yaklaştın ya. Lan yaklaşma. Tam burada yakalayacakken. Evet şimdi i̇şte, arkadaşlar işte dondurduk. Oyun artık bizim için burada durdu. Şu kutunun içerisinde, hemen yukarıdaki kutunun içerisinde arkadaşlar, ya da şöyle direkt göstereyim. Kutunun içerisinde bir adet ne var? Hugi Wugi diyelim, hadi birbirimizi kırmayalım. Hugi Wugi varmış, hem de siyah renkli. Bakıyorum Kübra, hazır mısınız? Evet heyecanla. Bekliyoruz. Nerede? Ana. Aa bir dakika ya, yok muymuş? Aa bir dakika yok. Ya. Bir daha bak, bir daha iyice bak. İyice aşağısına bakıyorum. Bak, yukarısına. Ya ama ya arkadaşlar, ben çok heyecanlıydım ya. Of. Evet. Ya bu şu da kutuya mı? Da bak, öbür taraf arkandaki. Kübra'cığım tam elime attığımda bir de deneyelim, tamam mı? Bir de bunu yapalım. Tamam. Belki spamlanıyordur arkadaşlar. Evet belki hani dokunduğumuzda düşüreceğine dair oraya oluşturuyor olabilir. Ona bakalım hep birlikte. Bu arada çok da güzel. Evet bakıyoruz. Hadi hadi. Yine yok. Ya of. Yok yok ya vallahi. Kanka. Hatta bak bunun arkasında Hugi Wugi de yok. Bunu ilk bölümde çekmiştik arkadaşlar. Burada Hugi Wugi yok. Bir de tam çekerken dondurayım mı Kübra? Bir o kaldı çünkü. Hayır hadi hadi dondur. Tam çekerken dondurdum. Hatta üzerindeki arkadaşlar parmak izlerinin silindiğini ilk kez görüyorum yani. Aa evet. Nereye gitti onlar? Nasıl harbiden oldu? Harbiden ha, ne saçma. Bakalım içerisinde var mı? Yok abi. Of. Evet arkadaşlar abi, madem o kadar videonun bu kısmını izlediniz, Hugi Wugi hiç bu açıdan düşerken izlememişsinizdir diye düşünüyorum. İzleyen oldu mu Kübra? Yok. Çok merak ettim şu an evet, cidden. Evet bakalım. Çok güzel düşüyormuş. Oho. Ya. Vallahi çok. Şurada kafasını vuruyor ya. Çok üzülüyorum her defa ben Kübra'ya. Aynen ya. Ben de çok üzülüyorum. Baksana of çok kötü. Bu karnımı küçükken böyle demire ben de çarpmıştım. Çok acıtıyor şurayı var ya. Evet ya. Ana yaralanmış. Bir çarp bir kere değil, birkaç kere çarpıyor. Oo Kübra arkası yaralanmış ha bunun, baksana. Ay sırtından vurulmuş. Allah. Şu an ben Hugi Wugi gibiyim Kübra. Şu an ben aynı bu. Dört defa aynen vura vura. Aynen ben bu Hugi Wugi gibiyim arkadaşlar. O kutunun içerisinde ben Hugi Wugi olduğuna inanmıştım ama yokmuş. Üzüldük mü? Tabii ki üzüldük lan. Niye üzülmeyelim? Zaten videoya başlamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. Yokmuş içerisinde. Üzüldük mü? Üzüldük arkadaşlar. Son olarak bir de Papi'mize bakalım. Bakalım Papi de o tatlı gözlerini bu defa yakalayabilecek miyiz? Bu kadar geldik madem. Şu kaseti... Bakalım. Evet devam ediyoruz. Dur devam etme. Arkanı dön ve git. İstemiyorsun artık yazmışlar. Evet şöyle atlaya atlaya. Ay şuradaki müzik de çok güzel ya. Geldik.
Bu arada bu bölüme normalde insanlar alınmıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burası yapım aşamasının yeri olduğu için alınmıyor buraya kimse. Evet, açtık. Anam. Daha bir türlü yakalayamadım şunun gözünü ya. Her defa yakalayamıyorum bunun gözünü. Çok ritmik olarak karışık bir yerde şey oluyor. Evet. Puppy Playtime'ımız arkadaşlar bu şekilde. Evet. Kasamı açtın diyor. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Puppy Playtime'ımız bu şekilde gördüğünüz gibi son buldu ve gerçekten aşırı derecede iyi yapılmış bir oyun zaten. Tarzı olarak da hepimizi çok sevdiği bir oyun oldu. Evet, bugün arkadaşlar Puppy Playtime ile ilgili gizemleri ortaya çıkarttık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen videomuza bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Elinizi korkak alıştırmayın ki Handaş ailesi, Han kanal ailesi daha da fazla büyüsün, daha da güçlensin. Bu arada Kübra, Nisa ve Pratik Oyunu kanallarına da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.